Depresyon hastalığına bitkisel çözümler mümkün müdür? Bu konu hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet, tabii ki. Depresyon kısaca kişinin daha önce zevkle yaptığı işleri yani zevkle yaptığı işleri artık yapmaması, moralinin bozulması, çevresel faktörlerden, hormonal faktörlerden veya ailevi nedenlerden dolayı yapmayıp bunalıma girmesine kısaca depresyon denir. Evet, bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Ailevi nedenler, ailede anne babanın baskısı veya kardeşler arasındaki huzursuzluk veya iş yerinde baskı, şeflerin veya ustaların kişiyi ezmesi veyahut da çevre, bulunmuş olduğu mühitte horlanması vesaire vesaire veya okulda. Yani bunu tetikleyen birçok faktör vardır. Çözüm nedir? Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Sarı kantaron diye bir bitki var. Bu bitki depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili 50 binden fazla insan üzerinde deney yapılmış. Bu bitkinin diğer bitkilerden farkı nedir? Nasıl oluyor da depresyona iyi geliyor? Bunun birleşiminde hiperisin, hipeforin gibi flavonoidlerin alt türevi olan etken maddeler var. %1 oranında çok çok az. Bu nedenle bunun çayını, bitkiyi öğütüp çayını içmek yeterli olmayabilir. Ne yapmak gerekir? Destilasyonla damıtılarak elde edilen özünü kullanmak gerekir. Dünyada ginkodan sonra en çok damlası, drajesi, kapsülü yapılıp satılan bir bitkidir sarı kantaron. Türkiye'de pek bilinmiyor. Yani az biliniyor. Pek biliniyor da. Fakat Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde doktorlar bunu reçeteli yazıyor. Hasta vatandaş gidiyor eczaneden hapını damlasını derecesini alıp kullanıyor. Bu kimyasal ilaç gibi yan etkisi yok. Vatandaş çocuğu bunalımdaymış. Ne yapıyor? Diyor ki bana çocuğum okulda huzursuzluk yapıyor. Doktor yazdı, Ritalin veya Konserto vesaire vesaire kullanıyor. Çocuğu yavaş yavaş gerizekalı yapacaksın, bunalıma sokacaksın. Çünkü bütün vücudun hormon dengelerini bozuyor. Bazı ülkelerde yasak bu kimyasallar ama Türkiye'de serbest. Ben de bunu anlamadım zaten. Çok çok tehlikeli bu ağır kimyasallar. Yan etkisini okusa zaten anne baba, doktorum yazdı, o zaman kullanayım diyor. Evet. Doktorum bitkisini tanımıyor ki Türkiye'deki doktorlar. Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya veya Kore'deki, Güneydoğu Asya'daki doktorlar bitkiyi tanıyor, biliyor, eğitimini görüyor. Ben Malezya'ya gitmiştim, orada eczane bulamadım. Dedim ki eczane olmaz mı? Nasıl bir ülkede? O da yani Malezya gibi kalkınmış bir ülke, Türkiye'den çok çok ileride. Nedenini sordum da dediler ki biz kimyasal bir şey kullanmıyoruz, bitkisel kullanıyoruz. Onun için eczaneye gerek yok. Bu insanların baş ağrıyor, diş ağrıyor, karnı ağrıyor. Depresyonda, panik atakta vesaire vesaire ne kullanıyor? Bitki. Kimyasal yok. Ama Türkiye'de geçen sene kullanılan antidepresan 43 milyon kutu, paket. Ne oluyor? O kadar ağır antidepresanlar var ki yani ismini vermek şimdi olmaz. Mahkeme olur belki. iyileştirmiyor ki. Vatandaşı biri bana gelmiş, oturmuş. Başta da ağlamıyor. Ne olur? Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Niye? Diyor ki ailem beni evden kovdu. Neden? Cinsel hormonlar bitmiş, testosteron hormonu. 25-26 yaşında bir gençtim dedim. Ne oldu? Antidepresan kullanmış. Hormonları bitmiş. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki bana danışmadın ya kendin kullan demiş. Yapacak bir şey yok demiş. Hanım da demiş ki kız kardeşimden farkım yok git kendine başın çaresine bak güle güle demiş. Bana diyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu duruma düşmemek gerekirdi. Tedavi ederiz panik yok dedim. Şimdi bu hormonları düzenliyor. Beyindeki serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormonları düzenliyor. Sarı kantaron. Ama çayı değil. Ekstraktı olacak. Evet. Serotonin hormonu azalırsa beyinde kişi gergin, gerilimli, stresli, kavgacı olur.
Noradren hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten, yemesi, içmesi, hayatından, günlük işlerinden zevk almaz. Yani bütün bunları dengeliyor bu sarkantorun ve kimyasallar gibi yan etkisi yok. Kimyasal kullananlar da zaten zamanla büyük bir kısmı bu kimyasal yeterli gelmiyor. Ondan o kimyasalı atlıyor, ondan o kimyasalı kullanıyor. Daha ağır, daha ağır. Kademe kademe bir günde bakın intihara teşebbüs etmiş. Hı hı. Benim tanıdığım bir genç var mahallede. Bunalıma girmiş. Antidepresan kullanmış, kullanmış. Bir gün annesi çağırdı beni ki aman yetiş oğlum intihara teşebbüs etmiş. Koşa koşa gittik. Gece yarısı çocuğu hastaneye kaldırdım. Hastanede hemen buna enfüzyon yaptılar efendim. Ağızdan kömür, aktif kömür verdiler. Zehri alması için mesela. Saatlerce uğraştılar. Çocuğu kurtarabilmek için kurtardılar. Yani antidepresan kullanmak öyle iyi bir şey değil. Evet. Şimdi ondan sonra biz onu sarı kantoronla ne yaptık? Kimyasal ilaç kullanmadan tekrar normal hayata döndürdük çok şükür. Bir beyefendi Almanya'da benim tanıdığım bir zat-ı muhterem 65 yaşında birinci hanımından boşanmış, ikinci bir bayanla evlenmiş. Evlendiği bayan 25 yaşında. Bana diyor ki benim arkadaşım da diyor benim gibi genç bir bayanla evlenmiş, o da benim yaşımda. Ama yatağa girince korkudan panik oluyor. Adam titriyor korkudan. Ki ben de diyor, ben de bu problemi yaşıyorum demiyor da arkadaşım diyor. Ona bir çözüm var mı diyor. Var. Sarı kantoron kullandığımı o korkuyu atardım. Sarı kantoron ama kapsülü. Peki dedi. Aradan 1,5-2 ay geçti dedi ki ya sakinleşmiş ama bu sefer cinsel fonksiyonları artırıcı bir şey var mı? Onu soruyor. Hormonlar artırıcı. Var. Onun için de tribulus var. Çoban çıkıyor. Onun da formülü var. Panik yok dedim. Evet böylece Hacı Emmi ben de diyeyim diyor arkadaşım da diyor. Söylesene ben de ne olacak? Herkes de her problem olamıyor yani. İnsan hali. Yani bitkilerle bu tür problemleri aşmak kolay. Zaten bu Avrupa'da, Amerika'da olsun, diğer ülkeler olsun. Doktorlar bunu yazıyor reçeteli. İnsanlar gidiyor eczaneden. İlaçtır nihayetinde klinik araştırması yapılmış. 50 binden fazla insan üzerinde denenmiştir. Sarı kantoron en doğal antidepresan. Kimyasal gibi hiçbir yan etkisi yok. Kimyasal bugün kullanır kişi, erkekler özellikle. Birkaç ay sonra bir de bakarsın bayan gibi olmuş. Bitmiş gitmiş. Kimse kurtaramaz. Evet. Kimya evet. Tehlikeli. Böbrek yetmezliğine bitkisel çözüm var mı? Bununla ilgili olarak. Evet. Yani. Böbrek yetmezliği de günümüzde hızla ne oluyor? Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olanlar artıyor. Sürekli çoğalıyor, çoğalıyor. Neden çoğalıyor? Eskiden böbrek yetmezliği problemi var mıydı? Vardı ama çok azdı. Günümüzde böbrek yetmezliği problemi milyonları buluyor. Neden? İnsanlar eskiden kimyasal ilaç, antidepresan, antibiyotik vesaire vesaire kullanmıyordu. Kimyasal ilaç bilmiyordu. Şimdi böbrek yetmezliğini tetikleyen faktör nedir? Kimyasal ilaçtır. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları, antidepresanlar vesaire vesaire. Bir hapı aldı mı? Zannediyor ki vatandaş bu hapı aldım. Böbrek bunu süzecek, atacak, karaciğer atacak veya terleyecek veya nefes yoluyla gitti bitti. Öyle kolay değil. Bir hap vücutta bazen yıllarca kalabiliyor, depolanabiliyor. Bir kısmı atılıyor, bir kısmı atılmıyor. Depolanıyor, depolanıyor, depolanıyor. Buna kumulirin denir. Ne oldu? Vücut çöple dönüyor. Yani kimyasal ilaç kullana kullana böbreklerle sürekli bir yani ortalama bir kişide 5 litre kan olduğunu düşünelim. Bu 5 litre kan 1440 defa böbrekte devir daim yapıyor. Kalbimiz bu 5 litre kanı 7 ton 200 litre kan pompalıyor günde. Defalarca böbrekten geçiyor bu kimyasal ilaç. Ne yapıyor? Böbreklerde birer milyondan 2 milyon hücre var. Nefron. Çok hassas süzgeç hücreleri tahrip ediyor, tahriş ediyor, yapısını, dokusunu bozuyor. Vatandaş diyor ki ben bir tansiyon hapı alıyorum. Bir günde bir tane. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Bir gün, iki gün alırsan bir şey olmaz. Ama 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl tansiyon hapı kullanırsan diyabet hapı veya antidepresan veya başka kimyasal ilaç kullanırsan ne olur? Böbrek gider, çürür.
Önce yavaş yavaş büzülür, küçülür, deform olur, şekli bozulur. Bize böbrek yetmezliğinden dolayı gelen çok insan var. Eğer böbrek yetmezliğinin sebebi taş, kum, kist, ur, iltihap vesaire ise o hiç problem değil, pıhtı. Mesela diyelim ki vatandaş ameliyat olmuş burada, Samatya'da. Safra kesesi alınmış, kandaki pıhtı böbrekleri tıkamış. Böbrekler bitmiş aniden. Pıhtı kaçmış böbrekleri. Doktorlar demiş ki diyalize gireceğin. Ailesi bana geldi, dediler ki biz diyalize sokmak istemiyoruz. Şunu kullanın bir bakayım bizim. Altın başak otu, huş yaprağı, ardıç tohumu. Biz bunlardan özel bir formül geliştirdik. Tamam dediler, kullandılar. 21 gün sonra böbrekleri tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hı hı. Diyalize girseydi böbrek yavaş yavaş çürüyecekti. Yok olup gidecekti. Böbrek nakline kadar gidecekti. Şimdi ben birkaç tane rapor getirdim. Mesela bu genç 20 yaşında protein kaçağından nefrotik sendrom denir. Doktora gitmiş, protein kaçağı 3 artı yani çok çok ileri derecede protein kaçağı var. 20 yaşında. Doktora demiş ki şuna şuna dikkat edeceksin, şöyle besleneceksin, böyle besleneceksin vesaire vesaire vesaire. Ama buna rağmen ilacı yok. İşte bir şey eğer düzelmezse böbrek yetmezliğine kadar gider. Bu da böbrek nakline kadar gider. Yapacak bir şey yok demiş. Bizim bu vatandaş 20 yaşındaki genç geçen sene 6. ayın 20'si, 12. ayın 19'u. Tam 6 ay kullanmış. Maşallah. Tam 6 ay içerisinde protein kaçağı diye hiçbir problem kalmadı. 6 ay da bitti. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Şimdi bu beyefendi de ameliyat olmuş bu da. Pıhtı kaçmış böbreklerine, tıkamış böbrekleri. Doktorlar demiş ki diyalize gireceksin, çare yok. Diyalize giriyor. İş yeri artık çalışamaz hale gelmiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin iş yerini satmış. Beni aradı, dedi ki artık çalışamıyorum. Hı hı. Halsiz, dermansız, yorgun. Çünkü kanı kirli. Temiz olmadığı için halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Hı. Efendim şekeri var. Kreatini yedi. Ben dedim ki deneyeceğiz. Çünkü bu diyalize giren bir vatandaşı diyalizden kurtarmak imkansız. Ben böyle bir şey denemedim. Bilmiyorum ne yapalım. Bir deneyelim bakalım dedik. Mehmet Bey tam 4 ay kullandı. Böbrekleri normal çalışmaya başladı. Kreatini düzeldi, şekeri düzeldi, kolesterol düzeldi. Hı hı. Hatta 2 ay içerisinde diyalizi bırakacağım dedi. Dedim ki doktoruna danış. Doktoruna danıştı. Doktorun acele etme. İyiye gidiyorsun. 4 ay sonra bıraktı. Hiçbir problemi kalmadı. Evet, böbrek yetmezliği olan başka bir genç bu da. Kaç yaşındaymış? 20 yaşında. Kreatini bunun yeni 1.89. Doktor demiş ki işte böyle giderse 3-4 yıl sonra diyalize girersin. Yapacak bir şey yok demiş. Yani kreatin işte 1.1'i 1.2 geçti mi yavaş yavaş gidiyor. 7'ye doğru geldi mi? Ne oluyor? Diyalize giriyor. Sonra da böbrek aramaya başlıyorlar vesaire. Ben dedim ki acele etme, bakalım. Şimdi altın başak otu, sadece altın başak değil, ardıç tohumu, altın başak otu, huş yaprağı, ayrık kökü gibi bitkiler böbrek yetmezliğine, böbrek iltihaplanmasına vesaire iyi. Ama bunların birleşimindeki etken madde iyileşmesi için, bu rahatsızlığından kurtulması için yeterli değil. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Basit rahatsızlarda çay yeterli. Ama kronik böbrek yetmezliği gibi ağır bir rahatsızlığa yeterli değil. Biz onunla ilgili bir çalışma yaptık. Hı hı. Hamdolsun. Yani yüzlerce bizde rapor var da, buralar rapor dolu. Evde de, yani ofiste de rapor çok. Birkaç tane örnek verdim. Böbrek yetmezliği veya protein kaçağı problem değil. Önemli olan burada nedir? Kimyasal ilaç kullanmış, böbreğe küçülmüş, büzülmüş.
ona bir şey yapamaz. Tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı vesaire vesaire kullanan kişinin böbrekleri büzülüyorsa, küçülüyorsa ona bir şey yapamaz. Ama pıhtıdan, taş, kum, iltihap vesaireden dolayı veya kisttir, uğurdur, bundan dolayı böbrek yetmezliği veya damar tıkanıklığından dolayı böbrek yetmezliği veya protein kaçağı problem varsa hiç problem değil. Elimizde yüzlerce örnek var. Yani insanların kimyasal ilaç kullanmaması gerekir. Günde bir tane tansiyon hap alıyorum, günde bir kolesterol hap alıyorum veya bir antidepresan alıyorum vesaire diyerekten kimyasal ilaç kullanırsa bugün kullanır, birkaç yıl sonra böbrek gider. Böbrek gitti mi eski performansı kalmaz kişinin. Evet. Yaşam kalitesi düşer. Yani o duruma düşmemek gerek. Evet. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Lösemi yani kan kanserine bitkisel destek önerileriniz var mı? Evet, lösemi de maalesef nedir? Çok çok ağır bir rahatsızlık. Yani zamanında anlaşılmazsa, tedbir alınmazsa, geç kalınmazsa zor bir şey. Şimdi şöyle bir durum oldu. Hollanda'da Yasin isimli bir çocuk 12 yaşında lösemiye yakalanmış, hastanede yatıyor. Ailesi beni aradı, dedi ki sizin ürünleri kullanabilir mi? Kullanabilirsiniz. Ama çocuk hastanede yatıyor dediler. Doktorun müsaade ediyorsa alabilirdim. Abi biz konuşuruz, biz kabul ettiririz dediler. Tamam dedim. Doktorlarla konuştular. Doktorlar tamam, beraber kullansın. Kemoterapiyle beraber bitkisel de kullanabilir. Bizim için mahsul yok dediler. Kullandı. Yasin 12 yaşında çocuk. Diğer bütün lösemi olan, kan kanseri olan çocuklar hastanede ölü gibi yatarken saçları dökülmüş, kaşları dökülmüş, halsiz, dermansız, yorgun, ölü gibi yatarken bu çocuk sanki bahçede gibi oynadı, zıpladı hastanede. 6 ay sonra evine gönderdi. Hiçbir şey yok. Bitti gitti. Aynı durum Türkiye'de başka bir kız çocuğu yakalandı. Bunun üzerine kemoterapi uyguladılar. İyileşmedi. Hasta iyileşti. Hastaneden çıktı, tekrar nüksetti 2 ay sonra. Beni aradılar. Dediler ki sizin ürünü kullanabilirsiniz. Doktora danışalım. Danış. Doktora danışalım. Doktorlar asla müsaade etmeyiz. Niye müsaade etmiyorsun? Niye müsaade etmiyorsun? Yapabiliyor musun bir şey? Yok. Kemoterapi. Nereye kadar? Öldüreceğin çocuğu. Ondan sonra yani muradına mı ereceksin? Ne olacak? Yok ki. Kemoterapi nereye kadar? Ya doktor müsaade etmiyor. Allah ben bilmiyorum. Sizin bileceğiniz bir şey dedim yani. Bak Avrupa'da doktorlar müsaade ediyor. Beraber kullandırıyor. Türkiye'de doktorlar müsaade etmiyor. Neden? Türkiye'de doktorlar bitki konusunda araştırmıyor, incelemiyor, okumuyor. Okulu yok, eğitimi yok. Sadece Almanya'da 10 binlerce herbalist var. Federasyonu, konfederasyonu var, derneği var vesaire vesaire. Hastanesi var. Bizde yok. Baktı ki aile, çocukların durumu daha kötüye gidiyor. Derisi yani cildin altında kanamalar meydana geliyor. Morarıyor. Burnu kanıyor. Diş eti kanıyor. Halsiz, dermansız, bitkin, yorgun, ölü gibi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Baktılar ki yapacak bir şey yok. İsmi neydi? Ayşegül, 10 yaşında. Dediler ki ya doktorumuz müsaade etmiyor ama kemoterapide zaten cevap vermiyor. Biz bir de deneyelim dediler. Tamam deneyin. 6 hafta sonra kendine geldi. 6 hafta. Yani ne var bunda? Şimdi Çentian'la ilgili kansere karşı etkili olduğu klinik araştırmalarla belgelendi. İnternete gir bak. Kansere karşı etkili bitkiler. Yani bunu ben demiyorum ki İngilizce gir, Çince gir, Japonca gir, Türkçe gir, Google'dan ara. Kansere karşı etkili bitki. Kimler, nerede, nasıl denemiş? 10 binlerce bunlarla ilgili araştırma var. Binlerce insan tedavi edilmiş. Ama zerdeçalın birleşimindeki kurkumin %2,5-3. Kurkumin ne yapıyor? Kurkumin her insanın hücresinin içerisinde DNA'nın 17. DNA'da bir protein var. P53. Bu protein vücutta oluşan tahribatı önlüyor. Bütün hücreleri hemen saniyede doğal haline getiriyor. Serbest radikaller sürekli hücrelere saldırıyor. Hücrelerin yapısını, dokusunu bozuyor. Veya mikroplar saldırıyor.
veya mikropların üretmiş olduğu toksik maddeler zarar veriyor. Ne yapıyor? P53 tamir ediyor. O doğal haline getiriyor bütün hücreleri. Bir insanın vücudunda P53 ne kadar yüksekse o kişinin hastalanma riski o kadar azdır. P53 ne kadar güçlü, o kadar sağlıklı. P53 ne de var? Nar kabuğunda var. Zerdeçal'da var. Hı hı. Ve şu gördüğünüz civit. Civitle de ilgili klinik araştırması yapıldı. Bu da çok yeni bir araştırma. Çin'de yapılan araştırmada lösemiye karşı iyi geldi. T hücresini, B hücresini, makrofajı güçlendirdi. Hı hı. Lenfositleri, lokositleri, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çinliler bunu yapıyor. Biz ne yapmıyoruz? Evet. Elin adamı ha, devlet bunu sübvanse ediyor. Milyon dolar veriyor. Üniversitelerde bununla ilgili araştırma yapıyor, çalışma yapıyor. Neticesini yayınlıyor. İsteyen internete girerek indigo diye kansere karşı etkisi var mı yok mu? Baksın internete görür indigo. Kansere karşı etkisi ispatlanmış, belgelenmiş. Ben de onunla ilgili istediği kadar bilgi sunabilirim ama burada dosyalar biraz karışık. Hı hı. Doğaltedavi.net'te var internette işte de ayrıntılı bilgi var. Evet. Şimdi burada mesela bir iki örnek vereyim. Lösemi hastalarıyla ilgili raporlar var. Evet, vatandaş 63 yaşında bir bayan. Hı hı. Ayşe Hanım. Bu kemoterapi hastanede görmüş. Doktorlar demiş ki yapacak bir şey yok. Bitti. Yani eve gitsin. 3-4 ay anca yaşar. Ailesi de araştırmış. İnternetten bulmuşlar beni. Dediler ki ne yapabiliriz? Hı hı. Ben de biliyorum ne yapabiliriz. Çünkü çok geç. Ama deneyelim istiyorsun. Deneyelim. Denediler. 2 hafta sonra kadıncağız duramıyor evde. Gidiyor mutfağa börek, çörek yapıyor. Diyorlar ki ya sen dur. Bak pelatesi 14.4'e düşmüş. Yani bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Mutfağa girmesi yasak. Hı hı. Bir yeri çizilse kaşıktır, çataldır, bıçaktır veya camdır bir şeyle çizilse kanamayı durdurmak mümkün değil. Pelete düşmüş. Normal 150-400 bin arası olması gerekirken 14.4'e düşmüş. Bizim ürünleri kullandıktan sonra peletesi tam 25 gün sonra kadın duramayınca, sürekli çalışınca buna ne oluyor demişler. Göndermişler, hastaneye götürmüşler. Doktor muayene etmiş, bakmış ki Allah Allah. Bütün derileri düzelmiş. Ne yaptınız? İksir, aloe vera, jel vesaire vesaire Gökçek ürünleri. Ay demiş ki doktoru devam edelim. Kadın eve gitmiş beni diyor ki ben aradım. Hocam efendim bütün kimyasal ilaçları çöpe atıyorum. Ya bana niye sürüyorsun? Doktora ne sor? Yok ben atıyorum. Niye bana sürüyorsun? Atıyorsan at, bana niye sürüyorsun? Hı. Hep sizin şeyleri kullanıyor. Tamam okey problem yok. Yani zaten hastanede kemoterapi uygulanmış, neticeli edilememiş. Doktoru 3-4 ay sonra ölecek demiş. Burada bir başka hanımefendi. Evet, bunda da VBS yani lökositi 4.26'ya düşmüş. Hı hı. Pelatesi 146'ya düşmüş. Yani kanı incelmiş, kandaki lökosit oranı yani ak yuvarlar azalmış. Çok bu nedenle halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Oğlu geldi bana dedi ki ne yapabiliriz hocam? Yani yapacak bir şey yok deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum yani bu noktada şöyle ederiz böyle der demek yanlış. Denemek lazım. Deneyelim dedim. Evet. İkinci ayın 19'u. Üçüncü ayın 3'ü. Kaç gün oluyor? 10 gün. 15 gün. 15 günde değerleri düzelmiş. 15 günde. Hı hı. Yani lösemi yani böyle çok kritik noktada olan kan kanseri olan hastaları hamdolsun iyileştirdik. İyileşmek mümkündü. Önemli olan geç kalmadan müdahale edilirse daha iyi olur. Hı hı. Evet. Lösemi ile ilgili konuşurduk. Şimdi lösemi ile ilgili zerdeçalla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Fakat zerdeçalın kökündeki etken madde kurkumin %3. Ben anlatıyorum, zerdeçal kanseri iyi gelir. Vatandaş gidiyor, zerdeçalı alıyor, değirmende öğüttürüyor. Toz haline geliyor veya toz hazır tozu da var. Gidiyor bir de bunu balla karıştırıyor. Balla karıştırdın, etkisini zaten azaldın. Bal ne yapıyor? Bağırsaktaki mantarı tetikliyor. Balla karıştırarak yenmez, kanser hastası için iyi değil. Ters tepki yapar.
mantara azdırırsın. Yani bazıları kafadan bir şeyler yapıyor ki, yani 3-5 kuruş para vermemek için bazıları böyle yanlış yapıyorlar. Bir, %3'tür etken madde, yeterli değil. Burada ise ekstrak, ekstraktaki etken madde %99, %95 arası. Değişir yani. 99, %95, 99. Yani bir tane kapsül 33 gram bitki tozuna bedeldir. Günde 3 tane aldığınız zaman yetiyor. Oysa tozundan kaşık kaşık yeseniz aynı etkiyi görmez. Çünkü bitki tozundaki, zerdeçalın tozundaki madde etken değil, aktif değil. Ekstraktaki kurkumin aktif. Aldığınız zaman harekete geçiyor. P53'ü harekete geçiriyor. P53 ne yapıyor? Vücutta oluşan her türlü tahribatı ortadan kaldırıyor. Her hücrenin 17. kromozomundaki P53 vücuttaki her türlü tahribatı önler. Bir kişinin bünyesinde P53 ne kadar güçlüyse o kişi o kadar sağlıklıdır. P53 ne kadar zayıflarsa kişi o kadar çok hastalanma riskin altındadır. Bu da cıvit. Cıvitle de ilgili Çin'de yapılan araştırmalarda lösemiye karşı etkili olduğu, lenfositleri, lokositleri yani akciğerleri güçlendirdi, yani bağışıklık sistemi güçlendirdi, belgelendi. Kansere karşı etkili olduğu belgelendi. Biz ne yaptık? Çinlilerin yapmış olduğu buluşu bir adım daha öne taşıdık. Ekstraktan bu Ormus Indigo en az 20 kat daha etkili. İşte biz burada birçok hasta üzerinde denedik. Bunlardan birkaçı biraz önce söylemiştim. Ayşe Hanım. Doktorlar üzerinde birçok kemoterapi denemişler. Artık yapacak bir şey yok diye eve göndermişlerdi. Yani ölecek 3-4 ay sonra. PLT'si yani kanın pıhtılaşma kat sayısı 14.4'e düşmüştü. Bir yere çizildiğinde ölecekti, Allah korusun. 25 günde elimizde raporlar var. Değerleri düzeldi. Sadece o değil. Birçok bu tür rahatsızlığı olan, lösemisi olan hastayı hamdolsun ne yaptık? İyileştirdik. Her türlü hastalık tedavi etmek mümkün. Önemli olan geç kalmamak gerek. Ne kadar erken hareket edilirse o kadar iyi. Evet. Hı hı. Evet. Türklük bezi problemlerine çözüm önerileriniz var mı acaba? Türklük bezi önerileri. Türklük evet. Bezi. Türklük bezi ayrı bir konu. Farklı bir konu. Hı hı. Şimdi vatandaşın biri bana geldi, bir bayan 55 yaşlarında. Burası böyle şişmiş, yumruk gibi. Yumruk yemiş gibi şişmiş böyle. Kaba kulak mı oldunuz? Bu yaşta kaba kulak nadir olur dedim. Yok dedi. Parotis bezi denir. 3 tane büyük beze var. Hemen kulağın burasında parotis bezi. Çenenin altında bir beze var. Ve dilin altında. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta 6 büyük beze var. Bir de 600 tane küçük beze var. Bunlar toplu iğne başıyla büyüklüğünde, bezeli büyüklüğünde çeşit çeşit. Bu bezeler günde 1,5-2 litre tükürük üretir. Ne işe yarar tükürük? Doğal antibiyotiktir. Evet. Yediğimiz besinlerdeki bakteri, virüs, mantarı yok eder, mikropları öldürür. Bir, iki, karbonhidratlar ağızda çiğnerken sindirilmesini sağlar. Daha çiğner çiğnemez kana karışmaya başlar. Glikoz. Enerji başlar, enerji alımı başlar. Evet. Bu bayana dedim ki ya, doktora gitmiş, doktora demiş ki iltihaplanmış, şişmiş tükürük bezi böyle. Yumruk gibi. Ne yapacağız? Panik yok. Zerdeçal var, iksir var, aloe vera gel, iksir, aloe vera gel, zerdeçal forte. Indigo problem yok. Kullanacaksınız göreceğiz. 6 hafta sonra geldi, hiçbir şey yok. Ameliyat olmuş da alınmış gibi. Hı-hı. Tertemiz. Hiçbir şey yok. Evet. Sarı kan turun depresyonla ilgili söylemiştim. Şimdi bu depresyon ne demek? Program başında anlatmıştım. Kişinin daha önce yapmış olduğu işlerden, günlük işlerden, yaşamından artık sevk almaması yaptığı işten. Hayata Hı-hı. küsmesi. Ailevi nedenlerden, çevresel nedenlerden, iş yerinde vesaire vesaire. Birçok sebep buna rol oynayabilir. Fakat
depresyonun en önemli faktörü, bunların hepsi klasik tarifler. En önemli faktörü bağırsaktan gelen zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddenin karaciğer arıtamaması ve bu toksik maddelerin beyindeki serotonin, noradrenalin, dopamin gibi hormonların salgılanması, azalması. Serotonin hormonu azalırsa kişi gergin, gerilimli, stresli, kavgacı olur. Noradrenalin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten, yemesinden, içmesinden, giyinmesinden zevk almaz. Hı. Yani en önemli sebebi bu. Bir beyefendi söylemiştim, 65 yaşında. Bu evlenmiş, ikinci hanımı 25 yaşında. Adamcağız yatağa giremiyor hanımıyla. Korkuyor, panik oluyor, titremeye başlıyor. Hı hı. Acaba başaramayacak. Bana dedi ki ya böyle bir problem var, ne olacak? Panik yok. Sarı kantoron kullandı, 6 hafta sonra problem ortadan kalktı. Hı hı. Bir başka beyefendi de doktora gitmiş, biraz ailevi problemler yaşamış, maddi sıkıntılar vesaire, bunalıma girmiş, antidepresan kullanmış. 3-4 ay sonra yoğun kullanmış. Genç bana ağlıyor, oturmuş şeye koltuğa. Niye ağlıyorsun? Antidepresan kullandım, çok kötüyüm. Hormonlar bitmiş. Hanım beni evden kovdu. Kız kardeşime farkındayım, hadi güle güle demiş. Panik yok dedim. Bu doğal antidepresan bir, ne yapar? Hormonları düzenler. İki, cinsellikle de ilgili bizim bir ürünümüz var, adı Tiribulus. Bu da beyindeki serotonin, bu da beyindeki cinsellikle ilgili hormonları düzenler. Hipofiz bezesi luteinizan hormonu salgılar. Tiribulus luteinizan hormonu salgılanmasını artırır. Hormonlar yavaş yavaş düzene girer. Panik yok. Hatice Hanım diye bir bayan 45 yaşlarında, kadıncağız öyle şeyler yaşamış ki artık panik olmuş. Korkudan, ölüm korkusu sarmış. Yatağın altından çıkamıyor. Yani dışarı çıkamıyor. Bir lavaboya gidiyor, bir şeyler atıştırıyor, yatağın altına çıkamıyor. Ben aradım, diyor ki annem dedi yataktan bile çıkamıyor. Sokağa çıkmayı bırak, yataktan çıkamıyor. Ölüm korkusu sarmış. Panik yok dedim. Ama bir iki soru soracağım, buyur. Kabızlık var mı? Var, nereden, niye sordunuz, neden sordunuz? Ya kabızlık var mı? Ben onu öğrenmek istedim. Var ama şimdi hiçbir doktor sormadı bunu. Evet var. Günlerdir tuvalete çıkamıyor, kabızlık var. Bağırsak sorunu var mı başka? Var. Mide sorunu var mı? Var, tamam. Bağırsaklar ve mide tedavi edilmeden karaciğeri tedavi edemezsiniz. Karaciğeri tedavi etmeden panik atağı, depresyonu önleyemezsiniz. Çünkü bağırsaktan gelen toksik madde karaciğer arıtması beyindeki hormonları bozuyor. Ben dedim panik yok, 6 hafta kullanacak, 6 hafta sonra çarşıya alışverişe gidecek. Biz ona ürünler gönderdik, iksir alıyoruz. Aloe jel bağırsakları temizler. Hı hı. Ne yapıyor? Bağırsakları temizliyor. Mantarı yok ediyor, toksik maddeyi azaltıyor. Hı hı. Tonik mideyi temizliyor. 6 hafta kullandıktan sonra kendine geldi bayan. Beni aradılar, dediler ki hamdolsun alışverişe gidebiliyor artık, çarşıya çıkıyor. Hı hı. Yataktan çıkamayan, panik atağı, ölüm korkusu saran kadın artık alışverişe gidebilir hale geldi. 6 haftada. Yani sarı kantoron zaten Ginkgo'dan sonra dünyada en çok damlası derecesi yapılan, satılan ürün. Hı hı. Sadece Türkiye'de pek bilinmiyor. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Kore'de doktorlar reçeteli yazıyor. Hı hı. Hastalar gidip eczaneden alıyor. Türkiye'de de inşallah bir gün Avrupa gibi olur. İnsanlar doktor reçetesiyle bu ürünleri alır.